Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz Korhan Eski Anlamda hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar, günün karşılaşmalarını vereceğim. Dün itibariyle kazandık. Alanları tebrik ediyorum. Dün güzel kazanç sağladık arkadaşlar. Roma maçından ilk yarı 1,5 gol sürpriz tahminimiz geldi. 2.54, 2.64'ten falan arkadaşlar geldi arkadaşlar. Alanları tebrik ediyorum. Dün itibariyle güzel kazanç sağladık değerli dostlar. Dün gerçekten 2.45'ten kazandık. 2.60 hatta oldu oran. Alanları tebrik ediyorum. Gerçekten güzel kazanç sağladık. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar, bu maçtan da biz aldık. Ev sahibi atar 3'ü arkadaşlar ve 2,5 gol üstü aldık. Bunu Instagram kanalımda paylaşmadım. Boş bileş insanlara. Artık yani bir tane sistem var. Sistemi anlatıp yani makul ücretle arkadaşlar vermeyi düşünüyordum. Birçok kardeşim canlıdan takip ettiği maçları görüp dakika 80-85'ten sonra yani gol var mı yok mu bilip oynaması için verecektim. Ama insanlar bunu şey yaptı arkadaşlar. Yani beleş istiyor, boş beleş. Parayı görünce hemen geri çektiler. Yok düşüneyim, yok bilmem ne. Onun için ben de paylaşım yapmayı düşünmüyorum. Artık paylaşım yapmıyorum. Millete kazanmasın, gerek yok. Ben senden kazanıyorum. Sizlere de buradan maçları zaten veriyorum arkadaşlar. Buradan değerlendirin. Birçok maçın zaten yorumunu söyleyeceğim. İçindeki yani tahminim yorumu bu şekilde yorumlarımı aktaracağım. Dünkü maçlarımız dediğim üzere geldi. Konya maçına 2,5 gol söylemiştik. Var şeklinde söylemiştik. Maç 3 gibi bitti. Alanları tebrik ediyorum. Gerçekten Vejle maçında arkadaşlar ilk yarı 1 gol var şeklinde söylemiştik. Maç 2-2'mine falan bitti arkadaşlar. Bu şekilde dün güzel bir başarı sağladık. Bugün de güzel bir başarı sağlamayı düşünürüz inşallah. Ne geçelim maçlarımıza? Uzatmadan hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar, Konya Trabzon karşılaşması var. Pardon arkadaşlar, Kayseri Trabzon karşılaşması var. Saat 8.30'da ilk maç 1-0 bitti. Bu maça 1-0 çift şans alabilirsiniz. Zorlu deplasman zor olur. 2-14 oran çıkmış, çok yüksek. Deplasman ev sahibinin 2.63-0'ı çok yatkın arkadaşlar. Sistem kuponunuzda 0 deneyebilirsiniz bu maçı. Uzatmalara gideceğini düşünüyorum. Hani bir gol atarsa Kayseri 1-0 belki. 1-0, 1-1 biterse arkadaşlar o şekilde 0 bitebilir. 2,5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. 2,5 gol üstü derken yani oran düştükten yani oranları takip edin. 2,5 gol üstü alınabilir. Oran düşerse dediğim üzere maç boyunca ben 1-0 çıkacağını düşünüyorum. Oranlar düşerse arkadaşlar direkt iki takım da gol atar şeklinde payınızı alabilirsiniz. 1.50 orandan ben iki takımdan gol bekliyorum. Granada Atletico Bilbao maçı arkadaşlar. Burada Granada'da da iyi arkadaşlar. Son maçında 6-2 kazandı. Mallorca Atletico Bilbao'da son maçta beraber bir çıktı. Madrid'i yendi. Bilbao da çok iyi. Bilbao da arkadaşlar bu maçta gol veya goller bulur diye düşünüyorum. Bu maçta da goller çıkar arkadaşlar. Direkt maç boyunca isterseniz kondi boyusu almak isterseniz 8.500 kondileri alabilir. Değerli dostlar. Bu maça ben Granada'nın kaybedeceğini düşünmüyorum. Deplasman oran çok yüksek çıkmış tabii ki arkadaşlar ama yenebilir de ama ben kaybedeceğini düşünmüyorum. Burada almak isteyenler iki takım da gol atar şeklinde bayisini alabilir Granada Atletico maçına. Arkadaşlar bu şekilde bir tercih değerlendirebilirsiniz. 1.30'lardan şuraya bakın 2,5 gol üstüne kaça çıkardılar. Arkadaşlar burada Aston Villa Liverpool karşılaşması. Ben burada Liverpool'un kazanacağını düşünüyorum başta. Artık şampiyon tutumunda yapacaktı bir şeyler. 2 ve 1.5 gol üstü demek istiyorum. Liverpool kazanır arkadaşlar. 1.5 gol üstü olur. 11 galibiyeti var deplasmanda. 41 atıp 15 yemiş. 4 beraberliği var. Villa'nın 6 galibiyeti var. 3 beraberliği var. 7 mağlubiyeti. 26 atıp 25 yemiş. Burada arkadaşlar çok rahat Liverpool kazanacağını düşünüyorum. Zorlansa da kazanır diye düşünüyorum. Yüksekten de arkadaşlar iki takımda da gol atar diye düşünüyorum. İki takımda gol atar diye tercihinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz sadece ev sahibi 0.500 oynayabilirsiniz. Aston Villa tehlikeli bir takım. Son iki maçını kazanmış. Formda bir ekip. Kendi evinde de Liverpool'a karşı gol bulur. Arkadaşlar kendi evinde genelde zaten bulmuş. Bir maçta 2019'da zaten 5-0 yenmiş. 2020'de geçen sene de arkadaşlar kendi evinde atmış ama 4-1 kaybetmiş. Yani gol bulmuş. Genelde gol bulur. İsterseniz de maç boyunca 2,5 gol üstü oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben 2 ve 1,5 gol üstü düşünüyorum. Genk Çaklar'la karşılaşması arkadaşlar.
Bu maçta zaten yorumladım. Sadece yoruma kattım. Sadece bir iki yorumlamak istiyorum. Bu maçta da iki takım da gol atar. 1.38 orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Barcelona Celta Vigo karşılaşması. Burada ben Celta Vigo'nun en az bir gol bulacağını düşünüyorum. Maç boyunca 1.40 oranı var. Değerlendirebilirsiniz. 2.5 gol üstünün oranı da aynı 1.37 değerlendirebilirsiniz. Burada arkadaşlar. Burada bakalım. Yani burada da ben sürpriz yani yüksekten ilk kere 1.5 gol üstü tercihini değerlendirebilirsiniz. Maç boyunca da 3.5 gol üstü olacağını düşünüyorum. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Arkadaşlar 4-5 gol sisteminde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 3.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Maç boyunca 2.5 gol üstü olacağını düşünüyorum. Bence yani birkaç maç patlatabilirler. Sizler direkt 2.5 gol üstü oynayın. Maçın gidişatına göre canlıdan da arkadaşlar. Baktığınız dakika 65, 70, 75'lerde maç 2-1. O şekilde alabilirsiniz. 3.5 gol üstünüzü. Şimdi arkadaşlar. Bakalım bir. Değerli dostlar. Bu MBS 3'ten bir yaptığım bir kombin. 2.5 gol üstü 3 maçta da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Genk maçını da araya kattık. 2.81 orandan değerlendirebilirsiniz. Şimdi 17 oran diye 17 oran hepsini değerlendirmeyin. Bir araya katmayın. Bunlar sadece dediğimiz arkadaşlar analizlerim, tercihlerim, arkadaşlar yorumlarım. Genk 2.5 gol üstü olur. Juanes Real Betis maç boyunca 8.5 isterseniz de gol yollarında dediğim süre iki takım da gol atar. Oynayabilirsiniz. Kayseri Trabzon arkadaşlar iki takım da gol atar. Kayseri ev sahibi 0.5 üstü değerlendirebilirsiniz. Granada Atletico Bilbao 1-0 çifte şans yani Granada kaybetmez. Alternatif tercih de iki takım da gol atar. Oynayabilirsiniz. Young Boys Sint-Gallen 2.5 gol üstü 3.5 gol üstü arkadaşlar. Yani ilk yarı 1.5 gol üstü tercihinde alabilirsiniz. İlk yarı 1.5 gol üstü oynayabilirsiniz. Genk Çakdaşlı iki takım da gol atar. Excelsior Roda arkadaşlar. Roda'da 2 gol atacağını düşünüyorum. Oran gayet güzel. Oran yüksekliğine bakın 1.72. 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz maç boyunca. Barcelona Celta Vigo deplasman 0.5 üst. İsterseniz de maç boyunca 2.5 gol üstü oynayabilirsiniz arkadaşlar. Günün karşılaşmaları bu şekilde değerli dostlar. Günün bahisleri bu şekilde. Lütfen kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Taktik videolar gelecek. Daha çok taktik videolarına odaklanıyorum. Gerçekten taktiklerimiz hep başarılı. En son attığım taktikleri gönül rahatlığıyla değerlendirip oynayabilirsiniz. Gerçekten bizdeki taktikler çok güzel çalışıyor. Başka adamların yaptıkları, verdikleri saçma sapan taktikler. Biz de akıllıca, mantıklıca taktikler vermeye çalışıyoruz. Lütfen emeğe saygı gösterin. Beğeniler düştü arkadaşlar. Daha çok video izledikten sonra beğeni atmayı unutmayalım. Yani parayla değil beğeni arkadaşlar. Parmağınızı oynatmanız yeterli. Yani basmanız yeterli arkadaşlar. Her gün maç paylaşımda bulunmaya çalışıyoruz. Taktik veririz bundan sonra olmadı arkadaşlar. Çok güzel taktik videolarından da başarı çıkaracağımızı düşünüyorum. Deli gibi kazanabilirsiniz değerli dostlar. Zaten son 1-2 hafta herhalde ligler bitecek zaten. Ondan sonra yeni sezon arkadaşlar grup kuracağım. Yeni sezona VIP grup kuracağım. Gelmek isteyenler zaten onun da bilgisini vereceğim. Telegram'da VIP grubu kuracağım. Çok rahat bir şekilde deli gibi canlıdan. O zaman yeni sezonda kazanacağız arkadaşlar. Bu şekilde kazanmaya devam edeceğiz. Günün bahisleri bu şekilde. Herkese arkadaşlar bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen emeği saygısından da videomuza like atıp arkadaşlar kanala abone olunuz. Herkese bol şanslar arkadaşlar.